Saat kaçtaydı bizim şey? 6.30'da mı? Pardon, 18.30. Evet, özel bir yayında sizlerle birlikteyiz. Biraz ani planlanmış olan bir yayın. Şu an AK Parti Osmaniye Milletvekilimiz Sayın İsmail Kaya ile birlikteyiz. Sayın Vekilimizle AK Parti'nin yarın kuruluş yıl dönümü, 21. yaş yılını kutlayacak. Biz hem AK Parti'nin bu 21 yıllık dönemini, kuruluş yıl dönümü ile ilgili hem Sayın Vekil hem il başkanları programa katılacaklar. Biz aslında bu programı daha geniş soluklu düşünmüştük ama nihayetinde bu kuruluş yıl dönümünün öncesinde de bu programı gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Sayın Vekilimiz de burada bu program aracılığıyla misafir ederken hem Osmaniye'deki bazı kamu yatırımlarında, bunun yanı sıra Türkiye'mizin en genç milletvekillerinden birisi, gençlik yönüyle Sayın Vekilimizin bu gençlik tecrübesini ve sahadaki gençlerle olan diyaloğunu da merak ediyoruz. Bu konuda da Sayın Vekilimizin düşüncelerini yine sizlerle paylaşacağız. Ve bugünlerde AK Parti'nin yürütmüş olduğu yüzde gönül gönüle bir çalışması var, 100 günlük. Bu çalışmada amaçlanan nedir? Saha çalışmaların içerisinde bu devam edecek. Bunun beklentileri ne boyutta ve bu konudaki yapılan çalışmaların detaylarını da Sayın Vekilimizle konuşalım istiyoruz. Sayın Milletvekilim, öncelikli olarak zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizi de biraz yorduk açıkçası. Hani biraz sıkışık bir programa denk geldi. Ne demek? Öncelikli olarak bu yayını sosyal medya aracılığıyla Gündem 80 sayfamız, Radyo 80, Kanal 80, Düzücül Sabır gazetesinden ortak olarak aktarıyoruz. Bir selamlama olarak hem Osmaniyeli vatandaşlarımıza hem de bu yayını sosyal medya aracılığıyla takip eden Türkiye'mizin ve dünyanın çeşitli yerlerindeki izleyenlere neler söylersiniz? Öncelikle böyle bir program hazırladığınız için ben sizlere çok teşekkür ediyorum ve sizler vesilesiyle de tüm hemşerilerimizi selamlıyorum. Bugün sizlerle bir araya gelerek hem bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaları hem önümüzdeki programı hep birlikte bir değerlendiririz inşallah. Meclis çalışmalarımıza ara verdiğimiz günden bu yana sizlerin de az önce söylediği gibi yüz yüze 100 gün programı gerçekleştirdi AK Parti. Biz de yüz yüze 100 gün gönül gönüle tüm hemşerilerimizle buluşma adına il teşkilatımız bir program yapıyor. Tüm vekillerimize, bu arada bakanlarımızı ilimize misafir ediyoruz. Kadın kolları teşkilatımız, gençlik kolları teşkilatımız, tüm teşkilat üyelerimizle beraber bizler de milletvekilleri olarak tüm ilçelerimizi, beldelerimizi, yaylalarımızı, köylerimizi dolaşıyoruz. 1 Temmuz itibariyle başladı. 1 Ekim'de de inşallah meclisimizin açılacağı tarihe kadar bizler sahadayız. Hemşerilerimizle beraber olmaya devam edeceğiz. Bu program çerçevesinde de işte iki milletvekili olarak bizler, il teşkilatımız, ilçe başkanımız, işte bir gün Kadirli'de programımız oluyorsa bir gün düz içindeyiz. Birimiz bir gün Bahçe'deyse diğer vekilimiz Toprakkale'de hafta sonları yayla programlarıyla milletimizle beraber olmaya devam ediyoruz. Az önce yine dile getirdiniz. Yarın partimizin 21. kuruluş yıl dönümü. 14 Ağustos 2001'de işte Erdemliler Hareketi olarak başlayan bu hareket 21. yılını yarın inşallah Türkiye genelinde kutlayacak. Ama bu 21. yıl dönümü vesilesiyle aslında biz 15 Ağustos'ta Ankara'da bir toplantı gerçekleştireceğiz. Genişletilmiş il başkanları toplantımız var. Cumhurbaşkanımız orada hem il başkanlarımıza hitap edecek hem de Türkiye genelindeki tüm milletvekillerimizi, önceki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarımızı ve parti kurucularımızı davet ederek sabah il başkanları toplantısını gerçekleştirecek ve akşamda saat 16.30 gibi Ankara Kongre Merkezi'nde hep birlikte bir program gerçekleştireceğiz. İşte 21 yıldır bu ülkeye hizmet eden bu dava ülkemizde gerçekten çağ atlatan adımlar gerçekleştirdi. Bir dönem çok yoğun bir şekilde kullandığımız hayaldi, gerçek oldu denilen yatırımları hayata geçirme fırsatımız oldu. Her alanda sosyal, kültürel, insani haklar anlamında AK Parti ile birlikte ülkemiz çağ atladı diyebiliriz. Bunu işte sağlıkta, ulaşımda, savunma sanayinde çeşitlendirebiliriz. Ben bunları biraz daha böyle detaylı anlatabilirim ama soru cevap şeklinde de gidebiliriz. Aynen Sayın Vekilim. Veya siz anlatın derseniz ben anlatmaya devam edebilirim yani.
Sayın Vekilim, siz genç yaşta AK Parti gibi Türkiye'nin son dönemine damga vurmuş olan iktidar partisinde önemli görevlerde bulundunuz. İşte Gençlik Kolları Başkanlığı, İl Genel Meclis Üyeliği. Dolayısıyla hem gençlik yönüyle hem saha pratiği açısından da önemli bir birikime sahipsiniz. Tabii biz Osmanlı ile ilgili bölümü birazdan konuşalım ama şimdi AK Parti'nin kuruluşuna bakıldığı zaman 2001 krizi ve hemen krizin arkasından 2002 genel seçimleriyle birlikte iktidara gelen bir parti ve aralıksız devam ediyor. Ve siz az önce aslında AK Parti'nin kampanya dönemlerinde de sloganlaşan ve Türkiye'de kurumsal kimliğe önem veren önemli partilerden birisi. Bu 21. yılda da bakıldığında özellikle bir olduk, 21 olduk şeklinde bir slogan var. Bu sloganla kutlayacağız inşallah. Evet. Peki Sayın Vekilim, hani dönüp geriye baktığınızda yani 21 yıl gerçekten bunun 20 yılı da şu an iktidarda geçmiş oldu. Önemli bir kazanım. Türkiye açısından da önemli beklentiler. Geldiğimiz nokta itibariyle AK Parti'nin yürütmekte olduğu bir Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'yla ilişkiler anlamında Sayın Devlet Bahçeli'nin memleketi olması yönüyle de neler söyleyebilirsiniz? Öncelikle 20 yıldır AK Parti hükümetleri iktidarda. İşte o 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da Cumhur İttifakı olarak ülkemize hizmet etme adına güzel işler yapıyoruz. Öncelikle ben bu 15 seçimde bizlere destek vererek bizleri iktidara getiren bu aziz milletimize teşekkür ediyorum. Bu ülkeye yapılan bütün hizmetler aslında bu davaya hizmet veren bu milletin sayesinde yapılmıştır. Onlar bize oy vererek görev veriyorlar. Bu hizmetleri yapın diyorlar. Biz onların adına bu işleri takip ediyoruz. Bugün savunma sanayinde, organize sanayilerimizin gelişmesinde, ulaşımda, sağlık sektöründe yapılan bu hizmetlerin tamamı aslında bu aziz milletimizin kendi eseridir. Bunlar hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem bizlere görev vermiş ve bunun sayesinde bu işler yapılmıştır. Sadece Osmaniye özelinde Cumhuriyet tarihinde Osmaniye'ye yapılan en büyük yatırım olan Osmaniye Devlet Hastanesi'ni inşallah 2 aya kadar hizmete açarız. Bugün itibariyle fiziki olarak %100'ü tamamlandı hastanemizin. İnşallah ilerleyen süreçlerde de halkımızın hizmetine sunacağız. Aynı zamanda Sağlık Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde burayı araştırma hastanesi olarak hizmete açacağız. Yani Osmaniyeli hemşerilerimiz doçent seviyesindeki hocalara muayene olacak. Allah gerek etmesin ama gerek olduğunda da çok daha donanımlı hocalarımız tarafından muayene olabilecekler. Sadece Osmaniye mi? Değil. Aynı zamanda düz içine 150 yataklı devlet hastanemiz %70 seviyesinde inşaatı bitti ve inşallah orayı da tüm Osmaniyeli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Düz içine yapılıyor. Bahçe Devlet Hastanemiz 50 yataklı. Orada %50 seviyesinde bitti. İnşallah orası da çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Toprakkale Entegre Devlet Hastanemiz tamamlandı ve Toprakkale'li hemşerilerimizin hizmetine sunuldu. Sumbas Devlet Hastanemizin inşaatı devam ediyor. İnşallah en kısa sürede de orayı bitireceğiz. Hasanbeyli ilçemiz kalıyor. Sizin ilçeniz. Evet. Hasanbeyli ilçemiz için de Sağlık Bakanımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde oranın da şu anda proje çalışmaları yapılıyor ama müjdesini verebilirsiniz. Hasanbeyli'ye de devlet hastanemizi kazandıracağız dedi. Biz de bunu hemşerilerimizle paylaştık. İnşallah orayı da tamamlayacağız. Daha sonra da Kadirli'nin ek 100 yataklı devlet hastanesi projesi yapılacak. Oraya bir de 20 ünitlik ağız ve diş sağlığı merkezi düşünülüyor bunun içinde. Onu da inşallah hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz bütün hizmetler, az önce siz de söylediniz, Cumhur İttifakı olarak meclisimizden çıkarttığımız yasalar ve şu son dönemde değerli hemşerimiz Devlet Bahçeli Bey'in de Sayın Cumhurbaşkanımızı desteklemesiyle birlikte ülkemize kazandırılan hizmetlerdir. En son yine bu yaylacılarımızın, evet, sadece yaylacılarımızın değil aynı zamanda köylerimizin elektrik, evet, aboneliği anlamında çok büyük bir sıkıntıları vardı. Elektriği olmayan yaylalarımız vardı. Ya da yaylada elektrik var ama yeni yapılan yerlerle ilgili abonelik alamadıkları için elektrik hattı çektiremiyorlardı. Uzun zamandır bunu takip ediyorduk. Milletvekillerimiz de takip ediyordu ama bir takım yasal düzenlemeler gerekiyordu. Bunu da en son meclis tatile girmeden önce mecliste torba yasanın içerisine
bir takım maddeler eklenerek Cumhur İttifakı olarak çıkarttığımız yasayla bu yaylacılarımızın, köylerde elektrik aboneliği alamayan hemşerilerimizin bu sorununu da çözmüş olduk. İnşallah önümüzdeki süreçte hem yeni abonelikler alınacak hem de elektriği hiç olmayan yaylalarımızla ilgili bu abonelik talebi oluşturulunca oraya yeni yatırım programı yapılıp yeni hat çekilip trafosu hattıyla beraber elektrik de bu yaylalarımıza getirilmiş olacak. Sayın Vekilim, birkaç konu önemli ama hani yaylalardan söz açılmışken özellikle yaylalarla ilgili büyük sıkıntılar vardı. Daha önce bir yasal düzenleme yapıldı ve geçmiş dönemlere ilişkin yapılara kiralama yöntemiyle yani tapusu olanlar verildi ama sonrasılarla ilgili bir kiralama oldu. İşte icralık olanlar var, davalık olanlar var ve vatandaşlarımızın da zaman zaman sistemleri oluyor. Yani biz kendi mülkümüzde kiracıyız. Bu türlü bir çözüme kavuşacak noktasında bir beklenti var. Bu da size iletiliyordur. Bu konuda izleyenlerimizle, yaylacılarla paylaşabileceğiniz bir bilgi var mı? Veya bu konuda atılabilecek adımlar önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelebilir mi? Tüm yaylalarımızı dolaşıyoruz. Yaylacılarımızla da bir araya geliyoruz. Oranın her türlü sorununu, talebini not aldık teşkilatımızla beraber. Yapılabilecek ne olursa bunu bakanlığımızla istişare ederek önümüzdeki süreçte tekrar değerlendiririz. Bunlar da tekrar değerlendirilebilir. Az önce en genç vekilimiz, vekillerimizden dediniz. Şöyle doğru, AK Parti gençliğe gerçekten çok önem veriyor. Ben de gençlik teşkilatından bu yana teşkilata emek veren, hizmet veren bir kardeşinizim. Gençlik kolları yönetiminde başladık siyasete. Daha sonra İl Genel Meclis üyeliği görevimiz oldu. Daha sonra da nasip oldu milletvekili olarak şehrimize hizmet etme imkanı bulduk. Ama mecliste benden daha küçük 14 tane daha milletvekilimiz var. Yaş ortalaması anlamında yani genç vekil sayısı AK Parti'de oldukça fazla. Bu şunu gösteriyor. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız gençlere gerçekten değer veriyor. Sözde değil. Gençlere hem değer veriyor hem de görev veriyor. Başarılı olurlarsa daha iyi yerlere taşıyor. Bu anlamda işte belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, belediye başkanları ve milletvekilleri anlamında sayımız oldukça fazla. Her geçen gün, her toplantıda, geçtiğimiz kuruluş yıl dönümü programında da bunu dile getirmişti Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu davanın sahipleri gençlikten gelen kardeşlerimiz diyor. Biz bu partinin evlatlarıyız. Aynen bu şekilde de devam edip yolumuza bakacağız diyoruz. Sayın Vekilim, son dönemde özellikle hani sosyal medyanın yaygınlaşması, internetin hızla ilerlemesi bir takım farklı kavramları da beraberinde getirdi. Özellikle gençlerle ilgili bir Z kuşağı kavramı çok sıkça dillendiriliyor. Tabii sizinle ilişkili olarak da yani AK Parti ile AK Parti'nin işte Z kuşağına uzak kaldığı, gençlerle bir anlamda iletişim kurmakta güçlendiği, dolayısıyla bu noktada da AK Parti'nin gençlerin oyunu alma noktasında sıkıntı yaşayabileceği ile ilgili bir takım hani bu karşıt görüş olabilir, öz eleştiri olarak da değerlendirilebilir. Siz bir takım şeylere vurgu yaptınız ama bu konuyla ilgili değerlendirmeniz ne olur? Şimdi bu bizim için güzel bir soru, benim için. Bizler genç kardeşlerimizle de bir araya geliyoruz. Bu sınıflandırmayı özellikle muhalefet yapıyor. Bu bir algı ve bunu çok iyi yönetmeye çalışıyorlar. Ve yalan üzerine siyaseti de bu muhalefet her zaman yapıyor. Oradan da birkaç vurgu yapalım. Gençlerimizden elbette bizi eleştiren ya da doğduğu gün AK Parti olan ve bugün hala AK Parti ile hayatına devam eden gençlerimiz olduğu için onlar sanıyor ki işte Türkiye hep böyleydi. Veya 2022 dünyasında işte bu yapılan işler zaten X şahsı da gelse, başka bir hükümet de gelse aynısını yapar diye düşünüyorlar. Yani işte SSK hastanelerini, işte Pozantı yolunun o eski halini, işte yapılmayan tünellerden eskiden nasıl geçildiğini bilmiyorlar. Bunlar anlatıldığında da zaman zaman ya zaten bunlar devletin yapması gereken işler gibi yorumlayanlar oluyor. Şöyle vurgulamak istiyorum. Hani o gençlerin tamamı Z kuşağı, bunlar da hepsi AK Parti'ye karşı. Böyle bir şey yok. Biz programlarımızda zaman zaman gençlik buluşmaları yapıyoruz. Ben de mesela geçtiğimiz hafta Kadirli'de gençlerle bir aradaydım gençlik merkezinde. Burada gençlik merkezimizde çalışan kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Dışarıda gençlerle bir araya geliyoruz. Bu tamamen bir algı. Gençlerin içinde gerçekten bu davaya sahip çıkan,
AK Parti'nin yaptığı hizmetleri bilen, eğer bu ülkenin iyi yönetilemezse çok daha kötü bir hale gideceğine inanan çok sayıda genç var. İşte Osmaniye'de yaptıklarımızı anlatıyoruz. Korkut Ata Üniversitemiz genç bir üniversite. Yani çok uzun yıllardır burada yok ama Osmaniye'ye gelecek olan genç kardeşlerimiz için yurt sorununu AK Parti hükümetleri olarak biz çözmüşüz. Yani şu anda Osmaniye'de 1006 kişilik mevcut bir kız yurdumuz vardı. Yeni 1032 kişilik bir tane daha kız yurdu yaptık. Daha sonra bir tane erkek yurdumuz var. 986 kişilik mevcut da şu anda aktif olarak kullanılıyor. Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak 1250 kişilik bir yurt daha yaptırıyoruz. Osmaniye'ye gelecek olan genç kardeşlerimizin yurt problemi yok mesela. Hasanbeyli sizin ilçeniz. Geçtiğimiz gün ziyaret ettik belediye başkanımızla, teşkilat üyelerimizle beraber. Güzel bir kapalı spor salonu yapıldı. Evet. İnşallah teslim edildi, kullanılacak. Hemen onun yanına bir yüzme havuzu yapıyoruz. Bilmiyorum sosyal medyadan gördünüz mü? Ben paylaşmıştım. Evet. Halı saha yapıyoruz. Sadece Hasanbeyli için konuşuyorum. Osmaniye merkeze zaten olimpik yüzme havuzumuzdan, atletizm pistine, yürüyüş alanlarına, halı sahasına birçok hizmeti beraberinde getiriyoruz. Kadirli atletizm pistinin ihalesi yapıldı. Çalışmaları devam ediyor. İnşallah bitecek. Osmaniye genelinde yapılan hizmetler sadece Düzici Ellek Belediye'mize mesela çok güzel bir çalışma. Millet bahçesini yaptık. Onun yanına kapalı spor salonunu da gerçekleştireceğiz. Dedik ki bu kompleksin yanına o Hasanbeyli'ye yaptığımız gibi bir yüzme havuzu yakışır. Belediye başkanımızla geçtiğimiz haftalarda Ankara'ya gitmiştik. Onu da aldık. Yani gençlerimizin her zaman yanındayız. Yine Fakuşağı'na bir sporcu fabrikası yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. %100'ü tamamlandı. İçerisinde birçok kompleksin bulunduğu, gençlerimizin çok iyi hizmet alabileceği her ilde olmayan bir yatırım. Bu anlamda gençlerimizin her zaman yanındayız. Bu Z kuşağı algısını biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Elbette doğruları bilmek isteyen gençlerimiz olur. Onlara da ulaşıp bunu anlatacağız. Ama özellikle burada tekrar vurgulamak istiyorum. Benim ilk imza sahibi olduğum, çıkartmış olduğumuz bir yasa var mecliste. Asker geçtiğimiz yıl üniversite sınavına girerken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir yalan attı ortaya. Dedi ki Katarlı gençler sınavsız tıpa giriyor ve okuyup çıkabiliyorlar dedi. Ve bu sosyal medyada öyle bir yayıldı ki üniversite sınavına girecek yıllarca hazırlanan genç kardeşlerimizin psikolojisini bozdu. Ailelerin moralini bozdu ve o şekilde sınava girdiler. Ve onun o söylemini haber yapan kanallar hafta içi bunu düzeltme yaptı, yayınladı. Ama Kılıçdaroğlu o yalanını düzeltmedi. Orada şöyle bir şey vardı. Yabancı askeri, misafir askeri öğrencilerle bizim askeri anlaşma yaptığımız ülkeler arasında evet. Eğer bir yabancı ülkenin askeri öğrencisi buraya geliyorsa biz onun buradaki harçlığını veriyoruz ya da onu öğrenci olarak kabul edip buradaki masraflarını karşılıyoruz diye bir madde koyduk. Bunun sayısı kaç? Arnavutluk var, Katar var, Türkiye Cumhuriyetler var bunların içerisinde, Azerbaycan var. Sayısı 24. Yani 24 tane öğrenci geliyor. Onlar için bizim yaptığımız bir anlaşmaydı, çıkarttığımız yasaydı. Aynı şekilde bizim askeri öğrencilerimiz de eğitim görmek için bir dönem o ülkelere giderse onların masraflarını da o ülke karşılıyor. Bu maddeyi ele alarak tüm genç kardeşlerimizin moralini, psikolojisini bozdular. Sonra da düzeltme yapmadılar. Tamamen yalana dayalı bir siyasetle gidiyorlar. Şimdi bu gençliğin tamamı AK Parti'ye karşı olması mümkün mü? Yalan bir gün işte doğrusu ortaya çıkıyor. Görüyor, gençler de bunun öyle olmadığına görüyorlar, inanıyorlar, doğru bilgiye ulaşıyorlar. Ama peki bu kadar gencin morali bozuk bir şekilde sınava girdi. Bunun vebali ne olacak? Şimdi biz geçtiğimiz günlerde Hasanbeyli Çolaklı köyümüzdeydik. Bir teyzemiz dedi ki bu İstanbul'a köprü yapıyorsunuz. Oraya bizim paramızı ödüyorsunuz. Garanti ödemeyin. Evet. İşte ayda 50 bin kişi geçiyor bu köprüden. 30 bin kişi geçmiş. 20 bin kişinin parasını siz bizim paramızı oraya veriyorsunuz dedi. Ben de doğru. Devlet buraya garanti veriyor. Ayda 50 bin kişi geçmezse parasını biz veririz diyoruz ve biz veriyoruz dedi. Doğru biz veriyoruz dedi. Dedi ki buraya parke taşı yapın, oraya köprü yapmayın dedi. Dedim ki, teyzem dedim, o köprü yapılıyor. Yine
Bu CHP'den girince aklıma geldi. Mecliste bir yıl öyle bir eleştirdiler ki sizin paranızı veriyorlar, sizin hakkınızı buraya harcıyorlar diye yaygara yaptılar. Ve insanlar biz Osmaniye'de bile gezerken ya bizim paramızı oraya veriyorlarmış ne gerek var dediler. Ama o köprüden ayda 50 bin kişi geçerse o parayı o köprüyü yapan müteahhit alıyor. Onun üzerinde geçen parayı da biz alıyoruz. Anlaşmamız bu şekilde. İlk bir yıl doğru oradan taahhüt edilen sayı dolmamış. Ama şimdi etkisi var galiba. Pandemi var, yol yeni, insanlar evet. bilmiyor, eski evet. alışkanlıklar var. Ama şimdi o taahhüt edilen sayının 3 katı yolcu geçiyor. Taahhüt ettiğimiz parayı müteahhit alıyor. Onun üstünde kalan parayı biz alıp işte o parayla da Hasanbeyli'nin Çolaklı köyüne parke taşı yapıyoruz. Teyze deyince oğlum o zaman o köprüleri yapın dedi. Evet. Ya, o zaman vatandaşın daha doğru bilgilendirmesi açısından. Bu bir ileri görüşlülüktür. Evet. Devlet bununla ilgili herhangi bir harcama yapmadan bu işi yaptırıyor. Aynı iş İstanbul Havalimanı ile ilgili de geçerli. O İstanbul Havalimanı'na 1 lira vermedik. Geçtiğimiz yıl 117 milyar euro para Türkiye'ye geldi. O 3. havalimanı yapılırken Avrupa, Almanya, Frankfurt'taki o havaalanının etkisini azaltacağı için dünya ayağa kalkmıştı, yapmasın istiyordu. Hadi onları anladık, onların işleri azalacak. Bizim muhalefet de bu havalimanı yapılmasın diye bizi eleştiriyordu. Bu şehir hastaneleri de yapılırken kocaman kocaman hastaneleri yaptınız, içi boş. Bu hastanelere yazık değil mi? Böyle yerler neden yaptınız diye Kılıçdaroğlu'nun yine videosu var. Ama pandemide gördük ki işte bu işler bir salgın döneminde, bir savaş döneminde ihtiyaç olacağı için bunu o gün yapamazsınız. Bu ufuk meselesidir. İşte onların hayal edemediği işleri Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu AK Parti davaları, kadroları Cumhur İttifakı olarak hayata geçirmişiz. Şu anda tam kapasite çalışıyor şehir hastaneleri. O köprüler yapılırken Bizans döneminden tutun, Osmanlı dönemi de dahil, Cumhuriyet dönemi de dahil Anadolu'yla Avrupa'yı 5 kez birleştiren, köprü yapan, hani ilki daha önceden yapılmış ama en son işte Fatih Sultan Mehmet den sonraki köprüler Yavuz Selim Sultan Köprüsü, Osman Gazi, 18 Mart Çanakkale Köprüsü, Marmaray bunların hepsi bir ihtiyaç. En fazla da o bizi eleştirenler kullanıyordur İstanbul'da emin olun. Ama bunların ihtiyaç olduğunu işte onların hayal edemediği yatırımları bu kadrolar bu dava bir bir hayata geçirdi. Evet. Sayın Vekilim, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte özellikle milletvekillerinin etkinliği zayıfladı şeklinde muhalefetin güçlü bir eleştirisi var. Şimdi burada zaman zaman işte haberlerde, yorumlarda veya kamuoyunda işte milletvekilleri bakanlara ulaşamıyorlar. Vatandaşın taleplerini iletemiyorlar. İşte bakanlar daha önce milletvekili olduğu için vatandaşla daha yakındı. Dolayısıyla bakanlar halktan biraz uzak. Bunu şu açıdan da sizin değerlendirmenizi özellikle istiyoruz. Siz zaman zaman sayın bakanlarla mecliste makamlarında çok sıkça fotoğraf çektiriyorsunuz. Hani bu size özel bir şey mi? Yani Osmaniye milletvekillerine özel bir şey mi? Bu anlamda zaman zaman işte sayın bakanların Osmaniye ziyaretlerini de görüyoruz. Ve en son Ulaştırma Bakanımız geldi ve Osmaniye ile ilgili yapılan çalışmaları değerlendirdi. Bu konuyu biraz açabilir misiniz? Yani bu çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Bu konuda yani bir zorluk yaşıyor musunuz veya ben şahsım adına bunu yorumlayayım. Yani ben kesinlikle böyle bir problem, böyle bir sıkıntı olduğunu görmüyorum. Biz bütün bakanlarımıza çok rahatlıkla ulaşabiliriz. Memleketimizin sorununu, talebini iletiriz. Bu muhalefetin yine o yalan siyaseti üzerine kurduğu bir şey. Her zaman zaman yoğunluktur, insandır. O bakanlıkta çalışan bürokratlarla ilgili yani bakan yardımcısı, genel müdürler düzeyinde başkasının böyle bir söylemi varsa aradığında o dakika ulaşamadıysa daha sonra mutlaka dönülüyordur. Ben Osmaniye'miz adına böyle bir şey olduğunu kesinlikle yaşamadım, görmedim. Allah razı olsun bakanlarımız gayretli, arı gibi çalışıyorlar. Memleketimizin ne sorunu varsa ne zaman ilettiysek teşkilatımızla beraber de gittiğimizde bizler de aradığımızda hiçbir zaman ben bir bakanımıza ulaşamadığım sorununu yaşamadım. Böyle bir şey kesinlikle yok. İmkanlar dahilinde ilimize çok büyük katkılar sağlanıyor. İşte iki gün önce İsmail evet. Karaosmanoğlu, Adil Kara İsmailoğlu'nu misafir ettik ilimizde.
bu ziyareti vesilesiyle de Osmaniye Kadirli arası duble yol çalışmasının tekrar müjdesini verdi ve Osmaniye Kadirli tarafına doğru ilk 5 kilometresi hemen başlayacak. Daha sonra da komple devam ediyor. Bu bir bütün ama buradan başlıyorlar. Bu şekilde de hemşerilerimize sizler aracılığıyla duyurmuş olalım. Yine oradan Düzici ilçemizi ziyaret ettik. Harunye Bir Köprüsü olarak bilinen köprümüzün de projesi 1 Eylül'de ihaleye çıkıyor. İnşallah orayı da geniş bir şekilde köprüsü yapılarak devam edecek. Yarbaşı'ndan Düzici'ne kadar olan kısım çalışmalarını yerinde inceledi. Sayın Bakanımız Osmaniye ilimize yapılacak olan yatırımları değerlendirdi. Yine Toprakkale otoban çıkışından hem Adana E5 yolu bağlantısı hem de otoban çıkışından Toprakkale'ye doğru olan yol 6.1 kilometre olan bir kısım. Orayla ilgili de proje hazırlıkları devam ediyor. Oranın da inşallah yakın zamanda çalışmalarına başlayacaklar. Yani böyle bir söylem yok. Böyle bir şeyin konuşulması bile bence doğru değil. Milletvekillerinin etkinliği azaldı. Hani benim ilk dönemim. Evet, 4 yılı geride bıraktım. Ama teşkilatlarımızla beraber de hep birlikte çalıştık. Bazen şöyle oluyor. Hani biz bize konuşuyoruz Osmaniyeli hemşerilerimiz arasında. Milletvekilleriyle ilgili her şeyin sorumlusu milletvekili. Bütün sorumluluk onda. Kim nerede ne bir eksik görürse bunu milletvekiline yükleyebiliyor. Yani bu anlamda doğrudur. Aldık, kabul ettik. Biz ileteceğiz, biz çözeceğiz. Çözme noktasında bir gayret göstereceğiz. Ama tabii milletvekilinin belli bir görevi var. Tabii bütün işleri takip edebilir ama hamdolsun ben o gönül rahatlığını yaşıyorum. Çünkü şu geçirdiğim dönem içerisinde, yani göreve geldiğimiz günden bu yana Osmaniye'mize ciddi anlamda yatırım getiriyoruz. Bu anlamda mutluyum diyebilirim. Hemşerilerimizle de her türlü sorunları istişare ediyoruz, talepleri alıyoruz. Yeter mi? Yetmez. İhtiyaçlar biter mi? Bitmez. Onları da takip eder, inşallah devamını getiririz. Evet. Sayın Vekilim, başlattığınız güzel bir uygulama vardı. Hani bunu da ifade etmeden geçmeyelim. Yerel yönetimler zaman zaman işte halk günleri düzenliyorlar, vatandaşı dinliyorlar, bir kısmı işte toplu oluyor. Siz parti teşkilatınızda gençleri, vatandaşları dinlediniz. Bu anlamda yani halk günü diyebileceğimiz görüşmeler yaptınız. Buradaki amacınız neydi? Çünkü nihayetinde esnaf ziyareti de yapıyorsunuz, köy ziyareti de yapıyorsunuz, ilçeye de gidiyorsunuz. Orada göremediğiniz, ulaşamadığınız bir şeyi parti içerisinde işte vatandaşla görüştüğünüzde hani bu konuda arzu ettiğiniz sonuçları aldınız mı? Vatandaş bu konuda bu çalışmayı nasıl değerlendirdi? Teşekkür ediyorum. Şöyle, şimdi mesela bu işte meclis kapandıktan sonra yüz yüze yüz gün programı çerçevesinde teşkilatımız bize bir program yapıyor. Doğru. Sabah başlıyoruz. Bir ilçemize gidiyoruz. Esnaf ziyareti, işte bir kahvehanede oradaki hemşerilerimizle belki bir araya geliyoruz. Bir hastamız varsa onu ziyaret ediyoruz. Parti kurucularımız varsa onları ziyaret ediyoruz. Bugüne kadar bu davaya hizmet etmiş yönetim kurulu üyelerimiz var. Onları ziyaret ediyoruz. Şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Gazilerimize uğruyoruz. Farklı programlar içerisinde koşturuyoruz. Ama bu yoğunluk içerisinde bazı projelerini bize iletmek isteyen vatandaşlarımız var. İşte bakanlıkların farklı birimlerinde talepleri olan ya da bizimle görüşmek isteyen, bir fikrini bize aktarmak isteyen vatandaşlarımız var. Ama bu koşuşturmacanın içerisinde bunları dinleme fırsatımız olmuyor çok fazla veya bunu değerlendiremiyoruz ya da o gelen talepleri biraz özel kalmasını tabii yani bunlarla yoğun bir şekilde ilgilenemiyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Ara ara ya da belirlenen günlerde ilan edilerek parti binamızda diyoruz ki şu saatler arasında parti binamızdayız. Halk günü gibi, dediğiniz gibi. İşte sosyal medya hesaplarından teşkilatlarımız da paylaşıyor. Bunu ilçelerimizde de gerçekleştirdik. Kadirli ilçemizde Sayın Milletvekilimiz saat 1 ile 5 arası vatandaşlarımızı dinleyecek diyor. Orada oturuyoruz. Görüşmek isteyen herkes geliyor. Derdini, talebini, sıkıntısını anlatıyor. Biz de vatandaşlarımızı dinlemiş oluyoruz. İşte bir pandemi girdi. Bunu pandemiden önce de yapmıştık. Daha sonra yine sahadayız ama bunu devam ettireceğiz. Çünkü vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler alıyorduk. Vatandaşımız görüşmek istiyor. Birebir talebi bize aktarmak istiyor. Doğrudur, haklıdır. Bize düşen de onu dinleyip bu talebini yerine getirmek için elimizden gelen gayreti göstermek. Siyaseten bakış açımız da şu, Şükrü abi.
Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana, yani şahsım adına konuşuyorum, vatandaşın şunu hissetmesi lazım. Yani ilçe başkanı, il başkanı, milletvekili, belediye başkanı, her neyse. İşte İsmail Kaya elinden gelen gayreti gösteriyor. Biz gökteki yıldızları indirecek halimiz yok. Ama vatandaş ya bu konuyla ilgili gayret gösteriyor. Çalışıyor, mücadele ediyor desin. Telefonumuz açık olsun. Kapımız, gönlümüz açık olsun. Güler yüzlü olalım. Bunun dışında zaten vatandaşın da aslında bir beklediği yok. Biz de buna gayret ediyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Her zaman da milletimizle beraberiz. Osmaniyeli hemşerilerimiz de sizler de bilirsiniz. Arayıp ulaşamayan da olmaz bize. Milletimizin de içindeyiz. Zaten belki de bu bizim esnaflığımızdan kaynaklanan bir şeydir. Yapımız da böyledir. Bu görevler bize ömür boyu tevdi edilen işler değildir. Bunlar süreli görevlerdir. Süresi bitince de biz yine işimize gücümüze bakacağız ama süresi içerisinde memleketimize ne kazandırabilirizin mücadelesini veriyorsak demek ki görevimizi yapıyoruz demektir. Daha fazla gayret içerisinde olacağız. Evet. Halk gününe de devam edeceğiz. Evet. Sayın Vekilim, Millet Bahçesi Osmaniyelilerin de beklediği, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanımız da Murat Bey buraya geldiğinde yerinde inceleme yapmıştı. Evet. İhalesi zannediyorum yapıldı. Yapıldı. Bu konuda inşaatı başladı. Vatandaşlar açısından böyle bir, bunu da şu açıdan soruyorum. Hani bir yavaş yavaş hastane tamamlandı, işte Millet Bahçesi başladı. Böyle bir açılış beklentisi de oluşmaya başladı. Hani büyük. Şimdi bizim de temennimiz tabii önümüzdeki süreçte bunlar çok büyük yatırımlar. Sağlık, sadece Sağlık Bakanlığımızın ilimize yaptığı muhteşem yatırımlar var. Yani ben şimdi ilçelere ve ile yapılan devlet hastanelerini saydım ama mahallelere yapılan aile hekimlikleri var, sağlık ocakları var. Onun dışında il sağlık müdürlüğümüzü yeniledik. İşte halk sağlığı müdürlüğü onun içinde laboratuvarlar var. Bunları çok uzun saymadım. Sadece Sağlık Bakanlığı'nın bu. Birçok bakanlığımızın yapmış olduğu hizmet binaları ve yatırımlar var. Çevre Şehircilik Bakanımızı Osmaniye'ye getirdik, misafir ettik. Allah razı olsun. Önümüzdeki günlerde yine bir misafir edeceğiz. Çünkü geçen haftalarda bir ziyaretimiz oldu. Bu ziyaretimiz vesilesi tekrar Osmaniye'mize davet ettik. O da memnuniyetle dedi. İlimize de özel bir ilgisi, alakası ve desteği var. Yine sizler aracılığıyla da Çevre ve Şehircilik Bakanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Elinden ne geliyorsa ilimize destek anlamında esirgemiyor. İşte Masal Parkı'nın arkasına 110 dönümlük bir alan. Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı. İçerisinde çok güzel kıraathanesi diyoruz ama evet, işte kütüphane tarzında gençlerimizin gidip oturabileceği ama aynı zamanda okuyabileceği bir alan olacak. Yine onun yanına TOKİ tarafından 1000 kişilik bir cami yapılacak. Bu da inşallah o bölgeye ihtiyaçtı. Evet. Bunu da gidermiş olacağız onunla beraber. Yakın zamanda da inşallah onu da faaliyete geçiririz. Açılış noktasında şunu söyleyecektim. Temennimiz inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız evet, ve Devlet Bey ikisi bir buraya gelirse bu toplu açılışları da hep beraber gerçekleştiririz. Ama tabii o Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin. Ama toplumda böyle bir beklenti oluşmaya başladı. Var, yani bekliyorlar. Böyle. Hemşerilerimiz özlediler. İnşallah onlar da gelirler. Böyle bir plan program yapılabilir. Toplu bir açılış töreni gerçekleştirebiliriz inşallah. Sayın Vekilim, Osmaniye hızla bir sanayi kentine doğru mu dönüşüyor? Bunu şu açıdan soruyorum. Şimdi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nin yanına Kadirli yapıldı. Şimdi evet, 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 işte Düzüçi Karma Organize Sanayi Bölgesi kuruldu. TÜİS'in oraya bir tane yapılıyor. Sumbas yine aynı şekilde. Hani bu konuda Osmaniye'deki bu hızlı sanayileşmeyi neye bağlıyorsunuz? Yani şimdi bunlar işte AK Parti iktidara geldiği günden bu yana aslında Osmaniye geneli değil ama Türkiye'ye çağ atlatan ve sanayi hamlesini gerçekleştiren hizmetler yaptı. Birçok ilimizde organize sanayi bölgeleri gerçekten muhteşem büyüdü ve ihracat noktasında çok güzel işler yapıyorlar. Osmaniye özelinde de Osmaniye organize sanayimizde şu anda yer yok. Yatırımcılar gelip buraya fabrika açmak istiyorlar ama yer yok. Kadirli organize sanayimiz doldu. Buna ihtiyaç olarak ne yapabiliriz? Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Düzici organize sanayini Osmaniye'mize kazandırdık. Yani müteşebbis heyeti kuruldu. Sayın Bakanımız tarafından da organize sanayinin kurulum aşaması tamamlandı. Bundan sonraki aşama altyapı çalışmaları yapıp fabrika gelip kurulacak. Düzici organize sanayi Düzici'li hemşerilerimize, Osmaniye'li hemşerilerimize ve Türkiye'ye hayırlı olsun. Bu bir.
Tumbas Organize Sanayi işlemleri çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Şimdi müteşebbis heyet kurulma aşamasına geldi. Müteşebbis heyet de kurulduktan sonra tekrar Sayın Bakanımızın onayına sunulduğunda orası da onaylanacak ve inşallah 6. bölge teşviki alacağı için batıdaki en kıymetli yerlerden biri, daha organize sanayi açılmadan birçok yatırımcının buraya gelip hemen yatırım yapma isteğinin olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Bir yıl içerisinde Sumbas organize sanayinin de tamamının dolacağı düşünülüyor. Osmaniye 5. bölgede ama Sumbas 6. evet, bölgede. Evet, orası o desteği alacak. Aynı zamanda Toprakkale Metal İhtisas Organize Sanayi'ni de kuruyoruz. Bacasız sanayi olarak bilinecek. Onun da işlemleri tamamlandı. Bu anlamda Osmaniye'miz bir sanayi şehrine doğru ilerliyor. İki organize sanayimiz zaten tam kapasite çalışıyordu. Düzüçi ilçemizin bu anlamda çok büyük bir talebi vardı. Çünkü hem nüfus anlamında yoğunluğu yüksek ve gençlerimiz çalışma anlamında il dışına çok fazla gidiyor. İnşallah bu organize sanayi ile beraber de Düzüçili gençlerimiz il dışına gitmek zorunda kalmazlar. Düzüçi organize sanayimizde. Sumbas açıldıktan sonra Sumbas'ta çalışmalarına devam ederler. Hem ilimize hem ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak iki yatırımı da hayata geçirmiş olacağız inşallah. Düzüçi bitti. Sumbas'ı da Allah'ın izniyle bitireceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız sosyal medya hesaplarından bugünlerde yoğun bir şekilde paylaşıyor. Kıyas yapıyor. Diyor ki 2002'de diyor organize sanayinin durumu şuydu diyor. Bugün bu diyor. Bütün illeri gösteriyor. Yani 3-5 il paylaştı. İşte Osmaniye'nin 2002'deki konumunu düşünün. Ama bugünkü durumunu düşünün. Çok farklı yerlerde. Şimdi bunu böyle anlatırken az önce o gençlerimizle ilgili de konuştuğumuzda şunun bilinmesini istiyorum. Özellikle genç kardeşlerimiz tarafından. 2022 dünyasında da olsak bir iş yeri olduğunu düşünün. Eğer bu iş yeri iyi idare edilmiyorsa, iyi yönetilemiyorsa, oranın satış müdürü, pazarlama müdürü, oranın yöneticisi orayı iyi idare edemezse o dükkan iflas eder. 2022 dünyasında. Ama o iş yeri, aynı iş yerini düşünün ya da aynı sektörde farklı iki iş yeri düşünün. Ama böyle güler yüzlü ya da iyi bir pazarlamacı ya da iyi bir satın alma müdürü, her anlamda iyi yönetilen bir iş yeri de para kazanır ve büyür. İşte ülkelerin yönetimi de aynen bu şekildedir. Eğer siz bu ülkeyi etkin bir şekilde yönetemezseniz, o siyasi iradeyi ortaya koyamazsanız o dükkan batar dediğimiz gibi bu ülkede büyümez. İşte bizim mesela Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta geldi. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ni ziyaret etti. Aynı zamanda Abdülhamit Han sondaj arama gemisini uğurladı. Şimdi bizim bugüne kadar sismik araştırma gemimiz yoktu. Sismik araştırma gemimiz olsa bile o araştırmayı yapacak siyasi irademiz yoktu. Avrupa, Amerika bizi tehdit ediyordu. Gitmeyeceksiniz, çıkmayın. Orada doğalgazı aramayın diyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın işte o milletimizden aldığı güçle, o dik duruşuyla bu bizim uluslararası hukuktan doğan bir hakkımız dedi. Ve o araştırmayı yaptı. Ne oldu? Doğalgazı bulduk. Allah'ın izniyle yakın süre içerisinde o doğalgaz gelire dönüşecek. Ama bunun için bir siyasi irade gerekiyor. Biz söylemlerimizde Sayın Cumhurbaşkanımıza dünya lideri derken bunu böyle işte muhalefet ya da dışarıdan duyanlar bunu sözde söylüyoruz sanıyordu. Ama son dönemde hepimiz çok net bir şekilde gördük ki işte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri hem gençlerimizin hem de tüm vatandaşlarımızın anlayacağı şekilde Türkçe, eğer Tayyip Erdoğan olmasaydı dünyanın başına bela olacak bu tahıl krizini çözemezdik. Ona teşekkür ediyorum dedi. Türkçe dedi, teşekkür ediyorum dedi. Bu adam herhangi bir zorunluluğu yok. İşte Rusya dünyanın gözü önünde Ukrayna'ya saldırdı. Dünyada hangi ülke müdahale etti? Kim bunu korumak için ya da orada insanlar ölüyor, milyonlarca insan evini terk ediyor. Limanları vurdular, fabrikaları vurdular, çol, çocuk, yaşlı insanlar ölüyor. Kim müdahale etti? Hiç kimse. Ne Avrupa ne Amerika, hepsi sadece kınıyoruz dediler. Onun dışında herhangi bir müdahale yok. Bunu vatandaşımız şöyle çeviriyor. Yaptığımız gezilerde bunu bize anlatıyorlar. Bu da bu bilinçte olunması aslında çok önemli. Yarın diyor Türkiye'ye biri saldırsa, terör örgütleri desteklense ya da bir ülke, X ülkesi Türkiye'ye saldırsa, ya burada insanlar ölüyor, İşte buraya müdahale edelim, bunu engelleyelim diyecek bir ülke var mı? Yok.
Yok diyorlar yani zaten. Yok. Böyle bir şey yok. Daha fazla destek verirler. Bura beter olsun derler diyor. Onun için bizim her zamankinden daha fazla güçlü olmaya, her zamankinden daha fazla o siyasi iradeyi ortaya koyma ihtiyacımız hasıl olduğu bir dönemdeyiz. Bunu yapabilecek de bir tane lider görünüyor. Onun adı da Recep Tayyip Erdoğan. Onun dışında herhangi biri bu siyasi duruşu gerçekleştiremezdi. İşte Putin, Fransa Cumhurbaşkanı geldi. Nasıl karşıladığını tüm dünya gördü. Oradaki sorunu çözebilecek biri kim var denildiğinde onlarca Avrupa'dan liderler gelip Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüler. Yani bir kriz ortamı oluşursa ya bunu çözebilecek isim Recep Tayyip Erdoğan diyorlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm vatandaşlarımızın gururu olmalıdır. Doğru mu? Bunu da sahada vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde hissedildiğini görmek aslında bizi de memnun ediyor. Çünkü az önce dedim terör örgütleri desteklense işte şöyle olsa böyle olsa nasıl olur diye. Ülke içinde PKK bitti. Sıfır düzeyinde. Çünkü ben Milli Savunma Komisyonu üyesiyim. Savunma alanında yerli ve milli olarak ürettiğimiz silahlar %80 seviyesine geldi. Bu şu anlama geliyor. Sizin terörle mücadelede veya kendi ülkenizi korumanız anlamında bir gereklilik olduğunda kendi ürettiğiniz araç, gereç, teçhizatla müdahale ediyorsunuz olaylara. Bu da sizi çok daha güçlü kılıyor. Eskiden işte İsrail'den aldığımız Heronlar vardı. PKK'nın koordinatını veriyordu. Şurada diyordu. Ama PKK'lılar farklı bir noktadaydı. F-16 orayı bombalıyordu. Kimseye bir şey olmuyordu. Yüzlerce terörist gelip karakolu basıyordu, bombalıyordu. Bu kadar mühimmatı nereden getirdiniz? 100 kişi yürüyerek nasıl geldi? İşte İçişleri Bakanımız bir video paylaştı. Sosyal medya hesaplarımda ben de paylaştım. 2 tane, 3 tane terörist kımıldadığı anda bizim kendi ürettiğimiz İHA'larımız, TİHA'larımız görüntüyü alıyor. Artık başlarını inlerinden çıkaramıyorlar. İşte güçlü devlet olmak böyle olur. Yurt içinde PKK bitti. Yurt dışındaki operasyonlarımızla zaman zaman şehitlerimiz oluyor. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ama işte bu şehitlerimizin vesilesi bu topraklar vatan oluyor bizlere. Allah'ın izniyle onu da bitireceğiz. Biz bataklığı kurutmak için oralardayız. Bu Ermenilerin Azerilere saldırdığında geçtiğimiz yıl Karabağ bölgesinde Hocalı katliamını yaptılar 32 yıl önce. Yaşlı, çocuk demediler, katlettiler. Ne vatan, ne bayrak, ne namus kaldı. Ama Türkiye'nin Azerbaycanlıların arkasında olmasıyla birlikte Ermenileri geçtiğimiz yıl tekrar oradan kovaladılar ve kendi topraklarına, kendi vatanlarına yerleştiler. Bu gücün olmasa bunu gerçekleştiremez. Kanada bizim ürettiğimiz SİHA'lara verdikleri merceğe siz bunu yurt dışında da kullanıyorsunuz diye ambargo uyguladı. Ermeni lobisi Amerika'da çok güçlüdür. Dedi ki size bu mercekleri vermiyoruz. Aselsan dedi ki vermeyebilirsiniz. Biz seri üretime geçiyoruz dedi. Kendi ürettiğimiz mercekleri kullanıyoruz şimdi. İşte gençlerin bunları bilmesi lazım. Yani yatırımda işte köylerimizi dolaşıyoruz. %100 yollarımız bitti diyor. Parket taşı döşeyeceğimiz yer yok. %98 seviyesinde, %95 seviyesinde hepsini tamamlamışız. Ya bu eksikler tamamlanır. İşte biraz bir şeyin fiyatı pahalıymış. İşte bir yerdeki yatırım az eksik kalmış. Bunlar yapılır. Ama bu vatan meselesi var ya, bu ülkeye sahip çıkılması konusu bambaşka bir şey. Ayrıca bu büyük resmin de bilinmesi lazım. Evet. Sayın Vekilim çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Aslında biz daha geniş bir program arzu ediyorduk ama tabii program da biraz tam yarın da kuruluş yıl dönümü olunca biraz da akşam vaktine denk geldi. Sizin de diğer programlarınız var. Son mesajlarınızı alalım. Biz önümüzdeki günlerde hem bu hizmetlerle ilgili vatandaşlarımızın merak ettiği konuları da yine sizi misafir ederek daha geniş bir sürede işleyelim isteriz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizler aracılığıyla da tüm hemşerilerimize tekrar saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Biz her zaman vatandaşımızın yanında olacağız. İşte bir olduk, 21 olduk dedik. 20 yıldır bu aziz milletimize hizmet etme şerefine nail oldu bu kadrolara sahip çıkan ekip. Ve bu bir dava bilinciyle yapılıyor. İnşallah bundan sonra da ülkemizi daha ileriye taşıma anlamında, ilimize
daha güzel yatırımlar getirme anlamında gece gündüz demeden inşallah çalışacağız. Sizlerle de önümüzdeki süreçlerde inşallah yine bir araya geliriz. Birkaç gün Ankara'ya gidip geleceğiz ama meclis açılana kadar sürekli sahadayız. Bu programlar çerçevesinde de çalışmalarımızı inşallah tamamlayacağız diyerek ben sizlere çok teşekkür ediyor, tüm hemşerilerime de saygılarımı sunuyorum. Evet. Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Bu yayının ulaşmasında emeği olan sevgili Ümit Kahraman, Ersin Şimşek ve Esef Gök'e de çok teşekkür ediyoruz. Sevgili meslektaşlarımız sağ olsunlar geri planda her türlü emeği ve katkıyı sağladılar. Biz hem Sayın Vekilimizle hem diğer Osmaniye'mizdeki siyasetçilerimizle de önümüzdeki günlerde programlarımızı devam ettireceğiz. Görüşünceye dek esen kalın diyoruz. Allah'a emanet.